Alanya'da narkotik ekipleri ihbar üzerine bir eve yaptıkları baskında toz ve taş kokain, Hint keneviri ve amonyak ele geçirdi. Olayla ilgili iki kişi yakalandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ihbar üzerine Saray Mahallesi Gemicioğlu sokaktaki bir eve baskın düzenledi. Narkotik ekipleri ikamette yaptıkları aramada 26 yaşındaki Veysel D'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada naylon poşete sarılı 9.11 gram toz kokain, 9.62 gram çay tabağı içerisinde taş kokain, 7.4 gram reçine esrar, plastik şişe içerisinde 1 litre amonyak ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken ikametin önünde ve evde yakalanan Aydın D ile Veysel D gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan iki şüpheli bugün Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Narkotik şube ekipleri uyuşturucu madde satan şüpheliyi motosiklet üzerinde yakaladı. İki şüphelinin evinde yapılan aramada 304 gram esrarla birlikte hassas terazi bulundu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelilerden Bilal Habeş P ile Mehmet Bey'in uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler dün gece saat 00:40 sıralarında 27 yaşındaki Bilal Habeş P'yi 02 EB 623 plakalı motosikletiyle Konaklı Mahallesi'nde yakaladı. Yapılan üst aramasında iki parça halinde 108 gram esrar maddesi bulundu. Şüphelinin Payavlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 304 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan 29 yaşındaki Mehmet B de gözaltına alındı. İki şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan emniyetteki ifadeleri alındıktan sonra bugün Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. İncekum Mahallesi'nde tur minibüsü ve ticari aracın çarpışması sonucu bir turist hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan olayda kusurlu bulunarak tutuklanan tur minibüsü sürücüsü, Büyük Birlik Partisi Alanya İlçe Başkanı Feyzi Yıldırım 10 gündür cezaevindeydi. Yıldırım bugün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hatırlanacağı üzere kaza 25 Haziran gecesi yaşanmış, Fevzi Yıldırım idaresindeki tur minibüsü tali yoldan kontrolsüz çıkış yaparak bir başka ticari araçla çarpışmıştı.